bunları yatmadan 5 dakika önce yaparsanız gerçekten sabah uyandığınızda karnınızı hissedeceksiniz. Kilo vermeye başladığınızı hissedeceksiniz. Yağ yakımı nasıl olur? Kilo vermeye başlarsınız. Herkese merhabalar, ben Kerem. Bugün sizlere nasıl etkin ve hızlı bir şekilde sağlıklı kilo vermenin yollarını göstereceğim. İnşallah bu videoyu izledikten sonra ve bunları uyguladıktan sonra siz de gerçekten vücudunuzdaki değişimi görebileceksiniz. İsterseniz hızlıca videomuza geçelim. Öncelikle kilo vermek nedir? Kilo vermek vücudumuzdaki yağ oranını düşürerek iskeletimizin, daha doğrusu kaslarımızın daha çok belirgin olmasını sağlamaktır kilo vermek. Vücuduna ne kadar güzel bakarsan o kadar da mutlu olursun. Özgüvenin olsun, gerek hayata bakış açın olsun, gerçekten çok değişiyor. Bu konudan çok mutlu olurdum küçükken. 95 kilo civarında falandım. Yaklaşık 2020-2021 civarında 95 kiloydum. Bu konularda neler yaptım, kilo vermek için hangi yolları izledim, ben bunları, deneyimlerimi sizlere aktaracağım inşallah. Bu deneyimler sonrasında siz de uyguladığınız zaman bu değişimi gerçekten göreceksiniz. Ben burada tabii diğer YouTuber'lar gibi veyahut da hani atıyorum ağır sağlam tarzı size bu kadar çok detaylı bilgi veremem. Fakat ben kendim ne yollar izledim, ne hani bu yolların sonucunda ne oldu, ne yapıp ne yapmamam gerektiğini, ben bunları sizlere kendi yaşadıklarımı anlatarak sizin de daha çok verim almanızı sağlayacağım. Tabii ki de hani bu kişiden kişiye değişiklik gösteren durumlar arkadaşlar. Metabolizma hızınıza göre değişiklik gösteren durumlar. Fakat ben elimden geldiğince sizlere yaşadığım şeyleri aktararak deneyim kazanmanızı sağlayacağım. Deneyimlerimi sizlere aktaracağım. İnşallah bu video hoşunuza gider ve aşağıdan like butonuna basmayı unutmazsınız. İkincisi, öncelikle gıda tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat en büyük yanılgı burada arkadaşlar. Gıda tüketimi dediğimiz şey bizim yemiş olduğumuz yiyeceklerin porsiyonunu azaltmak değil. Porsiyonunu azaltmak değil. Biz açsak nasıl idman yapacağız? Açsak nasıl vücut yağ yakacak? Bizim protein ağırlıklı yağ ve karbonhidrat düşük tüketmemiz lazım. Bakın, tüketmememiz değil. Tüketmemiz lazım ama düşük tüketmemiz lazım. Tüketmezsek vücudumuz güçsüz düşer. Tüketmezsek biz yapmış olduğumuz antrenmandan verim alamayız. Bu sebepten ötürü tüketeceğiz ama az tüketeceğiz, düşük tüketeceğiz. Şimdi siz farz edelim ki bir koşu yapacaksınız, terleyeceksiniz. Şimdi terlemek ne demek? Terlemek vücudunuz içindeki fazla ödemi, suyu atmak demek. Sebepten ötürü bizim mineral almamız lazım. Mineral dediğimiz nedir? Doğal maden sularının içerisinde bulunan mineraller. Vücudumuza ihtiyacı olan mineraller. Bunları almamız lazım arkadaşlar. Biz terleme idmanından sonra su içmezsek vücudumuz güçsüz düşer. Bizim su tüketmemiz çok önemli. Çok önemli. Yani internette denk geldim, birkaç defa da denedim, şimdi yalan olmasın. Detoks suları falan vesaire. Şahsen ben pek bir etkisini görmedim şahsen. Gören arkadaşlarım ben görüyorum diyorlardı. Siz görür müsünüz bilmiyorum ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum yani. Fakat hani gene denemek isterseniz, metabolizmanız farklı bir tepki gösterir, kilo verdiğinizi görürseniz tamam, o zaman kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi çok arkadaşım bundan verim aldığını söylemedi. Söylenenler tabii ki de oldu ama ben de verim almadım. Yağ yakımı nasıl olur? Yağ yakımı uzun süreli enerji harcama sonrası olur. Vücudunuz karbonhidrat ve yağı tükettikten sonra kilo vermeye başlarsınız. Yağ yakımı gerçekleştiğinde siz kilo vermeye başlarsınız arkadaşlar. Yağlara gelecek olacaksak çok. Benim en çok uyguladığım yöntem gece yatmadan 5 dakika öncesi yapmış olduğum karın idmanlarıdır. Ben bu karın idmanlarını yaparak gerçekten karın kaslarıma şekil verdim. Ve hani ben bu konuda gerçekten bunun işe yaradığını düşünüyorum. Gece yatmadan önce olmasına gerçekten dikkat edin. Çünkü vücudunuz tok karnayken kaslarınıza odaklanamaz. Kaslarınıza kan gönderemez arkadaşlar. Tok karna spor yapılması doğru değil. Aynı şekilde bu kalp için de geçerli. Kalbinizde problemler çıkabilir. Bu sebepten ötürü tok karna ben sporu tavsiye etmiyorum. Ben nasıl spor uyguluyorum? Yaklaşık 2 saat öncesinden yemeği kesiyorum. Vücudum gerçekten, daha doğrusu midem boşken daha çok verim aldığımı düşünüyorum. Aynı şekilde bu damarlanmalar olsun, kaslardaki pump oranı olsun gerçekten artıyor. Bunu size söyleyebilirim.
Şimdi benim yapmış olduğum kan ayıtmanına gelecek olursak. Benim yapmış olduğum kan ayıtmanı gelecek olursak arkadaşlar, şimdi o hareketleri sizlere göstereceğim. Bunları yatmadan 5 dakika önce yaparsanız gerçekten sabah uyandığınızda karnınızı hissedeceksiniz. Kilo vermeye başladığınızı hissedeceksiniz. Demiş olduğum gibi kilo verme konusu sadece tek bir prosedürle işlemiyor arkadaşlar. Birden fazla prosedür var. Birden fazla şey sizin dikkat etmeniz lazım. Ben burada genel olarak size herkesin söylediklerini söylüyorum. Evet farkındayım, fakat ben 17 yaşındayım ve 95 kilodan şu anda 83 kiloya inmiş birisiyim. 95 kilodan 70 kiloya, ardından kas alarak 83 kiloya çıkmış bir insanım ben. 17 yaşındayım ve ben hangi süreçlerden geçtim, ben bunları sizlere aktarıyorum. Ben bunları elimden geldiğince sizlere aktarıyorum. Ben burada deneyimlerimi aktarıyorum. Ben burada hani izlediğiniz çoğu kişiden bilgili değilim. Ben sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Ve benim en çok etki gördüğüm karın bölgesi için yatmadan 5 dakika önce yapmış olduğum karın idmanları çok etki etti. Yavrunuzu düşürecek olursanız idman saatlerim benim yaklaşık 8-8.30 gibi, idman bitişi de 10-10.30 buluyordu. Bu sebepten ötürü ben de idmandan sonra hiçbir şey yemedim. İdmandan sonra sabah, daha doğrusu öğlen 12'ye kadar falan yiyecek tüketmiyordum ben şahsen. Bu süreç gerçekten kilo vermenize yardımcı olacak. Günde 2 öğün yiyordum. Kilo verme ihtiyacınız varsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Gündeki 2 öğünü nasıl yiyorum? Geleceğimiz en önemli konu. Günde 2 öğün yiyorum ve gece saat idmandan önce 2 saat önceden yemeği kesiyorum. 2 saat önceden saat 6 gibi yemeğimi kesiyorum. Öğlen 12'de yemeği yiyorum. Ama nasıl yemek yiyorum? Protein ağırlıklı yiyorum. Protein ağırlıklı yiyorum. Bu nasıl olur? Arkadaşlar genel olarak sporcuların tüketmiş olduğu en düşük ve en zengin protein tavuk etidir. Tavuk eti. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü en zengin proteine sahip fiyat performans açısından ettir. Aynı şekilde tavuk ciğeri falan da, onlar da çok güzel. Ben tavuk eti... göğsü kullanıyordum. Tavuk göğsü kullanıyorum. Siz de tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Bunlar hakkında tarifler vereceğim arkadaşlar. Gerçekten yemekten zevk alacağınız tavuk göğüsleri tarifi gerçekten çok güzel. Ben kendim bunu uzun süre kullandım. Tavuk göğsü tüketiyorum. Yumurta tüketiyorum. Öğlenleyin. Evet. Ve çok az bir şekilde karbonhidrat tüketiyorum. Karbonhidrat tüketmezsek olmaz arkadaşlar. Vücudumuz ne kadar kilo vermeye çalışsak da bir şekilde bunu beslememiz lazım. Enerjiyle beslememiz lazım. Yoksa güçsüz düşeriz, halsiz düşeriz. Bütün modumuz düşer. Bütün hani her şeyimiz gider arkadaşlar. Bu sebepten ötürü karbonhidrat da tüketeceğiz ama az tüketeceğiz. Biz şimdi sizin genel olarak tüketeceğiniz şeyler var. Tavuk eti, azıcık karbonhidrat, bu pilav olur, makarna olur falan fark etmez. Bir de ben bunun içerisine yumurta ekliyordum. Tok tutması ve kalorisinin düşük olduğundan ötürü. Ben kilo verme dönemlerinde bunları yapıyordum arkadaşlar. Akşam yemeğine de olabildiğince protein ağırlıklı, hani akşam yemeği genel olarak evde piştiği için siz de hani bakıyorum, evet yağlı bir yemek tamam, yemesen olmaz, yiyeceksin illaki, az yiyeceksin arkadaşım. Az yiyeceksin, bunun yanında bir tane yumurta atabilirsin. Bir iki tane yumurta atabilirsin. Bu da seni zaten büyük ihtimal yarın öğleye kadar tok tutar. Evet, biraz açlığa dayanmamız gerekecek, fakat açlık sonrasında sağlam bir şekilde proteinimizi, karbonhidratımızı almamız da gerekecek arkadaşlar. Sakın ola ki gidip proteini ve karbonhidratı kesmeyin. Pardon, karbonhidrat ve yağ kesmeyin. Bu sizin vücudunuzun güçsüz düşmesine sebep olacak. Sizi hastanelik edecek. Ben kendim hastanelik olmuş bir insanım. Maalesef. Evet, yaklaşık bir 2-3 kilo verdim 1-2 günde. 1-2 günde 2-3 kilo verdim ama bunun sonucunda hastanelik oldum arkadaşlar. Siz sakın bu yola düşmeyin. Ben bu videoyu bu yüzden çekiyorum. İnsanlar kilo vermek uğruna sağlıklarından oluyorlar. Salak salak su, oruç, su diyetleri. Arkadaşlar bu bence çok zararlı bir şey. Siz vücudunuza gerekli olan proteinleri, vitaminleri almazsanız vücudunuz güçsüz düşer ya. Güçsüz düşer abi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen spor da yapacaksın, güzel de besleneceksin. Sağlam da yemek yiyeceksin. Köpek gibi yemek yiyeceksin. Ama kilo da verecek. Bu tamamıyla böyle arkadaşlar. Siz ne kadar yerseniz, o kadar iyi idman yaparsanız siz yine de kilo almazsınız. Siz günlük kalorinizi geçmediniz müddetçe kilo almazsınız arkadaşlar. İsterseniz gece yiyin, isterseniz sabah yiyin. Siz günlük almanız gereken kalorinin altında alırsanız kilo verirsiniz. Kilo verirsiniz ya. Ya birisi çıkmış diyor, sen akşamüstü tükettiğin bir şeyler, hafif bir şeyler sana kilo yapmaz. Yok öyle bir şey abi. Sen günlük alman gereken kalorinin üstünde alırsan
kilo alırsın. Günlük alman gereken kalorinin altından alırsan da kilo verirsin. Bu kadar düz. Bu kadar tartışmaya kapalı bir konu arkadaş. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size elimden geldiğince kendi deneyimlerimi sunmaya çalıştım. İnşallah yararlı olmuştur. Bu video serisinin devamını çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Yapmış olduğum idmanları da çekeceğim. Hani nasıl kilo veriyorum? Onu da bir canlı olarak göstermek istiyorum sizlere. Bunun videosunu da çekeceğiz. İnşallah size en etkin bir şekilde bir program göstereceğim kilo vermekle alakalı. Bu videoya gelen yorumlara da dikkate göz önünde bulundurarak videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Ben kaçıyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden kucaklı sevgiler, saygılar.